Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle Twitter'da da oldukça yazılan, bana da oldukça sorulan sorulardan birisi Atletico Madrid'in başarılı stoperi Felipe hakkında konuşacağız. Yani ben bunu Twitter'a da yazdım arkadaşlar. Yani yorumlarım zaten belli bir yaşın üstündeki oyuncular için nettir. Yani Felipe tabi bunun biraz dışında kalabilir. Özellikle bir savunmacı alacaksan Atletico Madrid'den Alman herkes önerir. Yani Atletico Madrid'in çünkü bir savunma kültürü, lider özellikli stoperleri seçiyorlar. Ee, beni de şöyle yanlış anlamayın. Ben genç oyuncu hastası biri de değilim. Benim dikkat ettiğim şey aslında yani boya çok takıntım vardır ama takımın boy ve yaş ortalaması önemli benim için. Yaş için ele aldığım veriler maaşına bakarım ve sürülebilirliğine bakarım. Bu için ise kısa olacaksa da Diopis, Valbuena, Abdülkadir Ömür, Onyekuru gibi çevik, diri ve temas alınca faul kazanabilen olmalı. Yani bu tarz oyuncular olmalı. Felipe konusuna gelirsek de yani iyi futbolcu. Gerçekten iyi futbolcu. Porto'dan falan transfer yaptı. Atletico Madrid'e. Ki Atletico Madrid'e bile 29 yaşında transfer yaptı. Yani Avrupalı kulüplerin bir yanda 29 yaşındaki bir oyuncuya hatta 29 ya 30 yaşında falan transfer oldu. Yani 30 yaşında transfer oldu. 20 milyon euro bonservis basmıştı. Atletico yani kolay iş değil. At, oradaki de yıllık maaşı da çok fazla da değil. 4 milyon euro civarı yani 3.9 4 milyon euro civarı yıllık maaşı var. %40 vergi var işte 2.1 civarı bir şeyi de var. Yani maaşı da var. Çok da uçuk değil. İtirazın spor'a geldiğinde bu adam 3 yıldan aşağı almayacak. Oyuncuya itirazım yok. Buna da okeyim. Ama yani şimdi Densil gibi bir değeri değere de sahipsin. E Hugo gibi lider stoperim var. Densil ile anlaşılmasa bile 25-30 yaş arası bir stoper bulmalıyız. Yani bu kadar bence zor olmamalı bir sağ stoper bulmak bu yaşlarda. Tekrardan diyorum Felipe'nin Atletico Madridli Felipe'nin oyun stiline vesairesine hiçbir itirazım yok. Şöyle bir şey olsa buna da okeyim. Hugo'yu sattık 7 milyon Euro'ya. Yerine aldık Felipe'yi. Sonra 4 milyon Euro'ya da bir oyuncu aldık. Okeyim buna tamam. Ama Hugo kalıyor. Densil ile anlaşamıyoruz. Alıyorum ben Felipe'yi. Felipe'de arkadaşlar 89 doğumlu 33 yaşında. Yeni 33 yaşında oldu. Dün konuştuğumuz konuya. Şimdi 6 numaraya da oyuncu arıyoruz. Tecrübeli olmasını isteyeceğiz takım oluyor veteranlar takımı. Tekrardan sayıyorum. 90'lı Perez, 89'lu Felipe, şeyde sağ kanatta 90'lı Vişça. Yani bir de Hamsik var. Yani takımımız aşırı gençlik genç bir takım değil. Yani şeye bile baktığımda mesela Yusuf Erdoğan'ın yaşına bakıyorum. En genç yerler yani Yusuf Erdoğan alternatif oyunculardan yani transfer edilen son yerli o bile 29 yaşında. Takımımızdaki genç değerler olarak Ömür, Uğurcan, Dorukan Zaten Uğurcan'ın paha bir değeri var. Ya rekor kırarak gidecek ya da kulüpte maksimum maaşı belirleyen oyuncu olacak. Değer, aplikadör Ömür. Onun da yani gitmesi muhtemel. Bon servis kazanacağın bir oyuncu. E yerine yerli bulman da zor oluyor. O yüzden mümkün bir mertebe Trabzonspor'un ilk 11'e 25 30'a kadar çektim. Bari hadi 30'a kadar çektim. 30 yaş arası direkt oynatabileceği bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani mümkünse 25 29 olsun. Şimdi bu oyuncuyu aldığında 3 yıl 4 yıl kullanırsın. Yani Cornelius transferi gibi. Bir tane defans hattına öyle bir oyuncu gerekiyor. Daha 6 numara eksiğimiz var. Eğer bu hamleleri biz Şampiyonlar Ligi için falan yapıyorsak hiç gerek yok arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi hedefine hiç gerek yok. Trabzonspor ne başaracaksa bu kadrosuyla başarmasına gerekiyor. Bu zamana kadar oyuncunun hakkında yani özellikle hakkında hiç konuşmadım. Yani konuşacak bir oyuncu değil. Kendini kanıtlamış, Türkiye Ligi'nin üzerinde olan bir oyuncu. Ama bu adam 2.5 milyon euro falan da gelmez, bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'yi batıran hamle neydi? Çok iyi bir ikili kurmuştu Fenerbahçe. Hayer ve Sikertel. İkisi de 4'er milyon euro alıyordu. 8 milyon euroluk bir savunma hattı vardı. Ne oldu? İşte Marcelolu, Alexis Delgado'lu Beşiktaş'ın bir de Tosic'li o savunma hattı şampiyon oldu. Fenerbahçe 3'e geçti. Van Persie'de vardı o sene. Beşiktaş'ı batıran hamle neydi? Pepe'ye yarın sezon için 5 milyon euro yıllık maaş vermekte. Tamam şampiyonlar liginden gruptan lider çıktın. Sonra ne oldu? Sonrası ne oldu? çöküşe geçen bir sezon. Ardından daha fena bir sezon. Oyuncular her iki hafta bir bir oyuncu ayrı oluyordu. E Galatasaray'ı batıran hamle neydi? Halkayı kenarda bırakıyorum. İşte Enzonziler, bilmem kiler, kiler, bir dünya uçuk işte leminalar. Şampiyonlar Ligi için transfer yapıldı. Ne oldu? Geçen sene Galatasaray'ın hali neydi? Bunlar hep sıkıntı. Trabzonspor güzel bir maaş bütçesi yakalamış. Güzel bir oyuncu grubu yakalamış. Takımın içinden liderler çıkmış. Yani bu takımın ekstradan bir lidere hücumda bir lidere ihtiyacı var. Savunma lideri Hamsik. Şey Vitor Hugo. Kalede Uğurcan. Sabek'te geri döndüğünde sorumluluk alacak bir Vitor Hugo var. Sabek'te Perez var pardon. bunu e, karıştırdı ya şu şeyci. Neyse. E, orta sahada Hamsik var tek hücumda yok. Hücuma da zaten sol kanada bir oyuncu alman gerekiyor. Ya ben lider özellikle bir oyuncu görmüyorum. Bakayemenin yerine de yani muadil bir oyuncu bulamazsın. Oraya daha farklı. Trezege Beşiktaş'a gidiyor diye haberler var. Beşiktaş'a giderse üzülürüm. Yani Enkudu'nun yerine güzel doldurmuş olurlar. Trabzonspor'un kapması gerekiyor bence. Ya Onya kuruyor ya da şeyi ee, Trezeg e, Trezege'yi. Şimdi ben tekrardan sayıyorum savunma hattımı. Sol hala yok. Bence konan olacak ama göreceğiz. Vitor Hugo, Felipe, Perez. Bunların genç ortalaması 32 buçuk. 32 diyelim hadi. E, seneye ne olacak? 3 yıllık süreçme ister. Bunların düşünülmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani beni de yanlış anlamayın. Her oyuncu tabii ki de genç var, yaşlı var. E, Hamsi'yi gördük diye. Bir de sürekli bir Real Madrid örneğe veriliyor. Real Madrid'in kadrosu yaşlı. Bak kupayı aldı diye. ya O takım 25 yaşından beri beraber oynuyor. Benzema bu takımın, bu kulübün içinden 20 yaşında geçti. Modric'i 26 mı, 27 yaşında mı ne aldılar? Kurosu 26 mı, 27'de mi ne aldılar? Casemiro'yu kaç yaşındayken aldılar? Yani para kazanamayacaktır oyuncuları da ya yollara ayırıyorlar. Ya da satıyorlar işte. İSKO'yu sattılar. Bale, şey İSKO'yu bedavaya bıraktılar. Süreçmesi bitiyor. Bale'i bıraktılar. Ramos'u bıraktılar. Ronaldo'yu sattılar. Dün de bunu örnek verdim. Sürdürülebilirlik önemli. Trabzonspor iyi bir grup yakalamış. Oraya güzel genç yetenek. Genç yetenek. Şey değil. Pişmiş de olur. Yakalayabiliyorsan pişmiş de alacaksın. Ama ilk 11'e iki tane Abdülkadir Ömür yaşında oyuncu gerekiyor. Bence stopere Hugo, Perez gibi oyuncular varken bir tane öyle bir değer kazanabilecek oyuncu alınması gerekiyor. Örnek olarak kim olabilir? Yani bunu da ben söyleyecektim. Zaten girip hoca olayım zaten anasını satayım yani. Onu da söyleyeyim. Ahmetcan Kaplan için erken olduğunu düşünüyorum. İlk 11. Biraz daha gelişmesi gerekiyor. Kiralık da değil. Kulüp içinde şans buluyor zaten. Kanayhan ee, Kaan Ayhan. Yani para varsa Kaan Ayhan. Yani para varsa Kaan Ayhan. Ya da değebilecek bir şey. Galatasaray bir dünya taksitle Victor Nelson'u aldı 7 milyon euroya. Yani Trabzonspor'da Nelson'u almasın çünkü Nelson da biraz bilindik bir oyuncuydu. Başakşehir 2019 yılında şampiyon olduğunda Kopenhag'a karşı elenmişti. O takıma karşı Nelson ilk 11'i çıkıyor ya Nelson olmaz. Başka bir şey olur. 4 milyon euroya değebilecek bir oyuncuyu bul. Bir tane bul. Bunlar önemli sevgili arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Tekrardan diyorum tanıtım videosu değil. Yorum videosu bu. Yani oyuncuyu tanıtmama gerek yok. Hava toplarında hakim. İki tane gol atmış bu senelikte. Ayakları fena değil. Savunma oyununa yatkın. Oyun bilgisi yüksek. Çok iyi bir ikili olur. Dil problemi de olmaz Vitor Hugo ile. Bunları söylemiyorum. Çünkü herkes biliyor. Ben olmayan şeyi söylüyorum. Ha, bu oyuncu gelecekse 6 numaraya çok değerli bir genç yetenek işte 27 yaşında 25 bak 27 yaşında genç yetenek diyorum ha. Normalde pişmiş oyuncu. Bir oyuncu alacaksa buna da okeyim. Stoper. Felipe oluyorsa 6 numaraya 27 yaşında bir oyuncu isterim. Sol kanata da 25-27 yaşında bir oyuncu isterim. Bunun dengesi ayarlanmalı sevgili arkadaşlar. Ha şu da olur. Jener'den çıktım. Jener'i sattım 6 milyon euroya. Stoperi sağlama çekeyim dedim. Felipe'yi aldım. Oraya 27 yaşında 28 yaşında Masuras'ı bağladım. Okey dengeyi ayarladım. Ama bizim takımda Janini 30 artı 30 artı bir dünyadan var. Bunun ayarlanması gerekiyor. Umarım anlamışsınızdır. Karışık değildir. Görüşmek üzere.